Woman TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben İnci Yazgan. Her hafta olduğu gibi bu haftada haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayız. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor? Sevgili astrolog Demet Baltacı ile yine her hafta olduğu gibi birlikteyiz ve haftanın gelişmelerini almaya hazırız. Merhaba Demet Hanım. Merhaba İnci'ciğim. Nasılsınız? Teşekkürler. iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nasıl bir hafta bekliyor bizi? Nasıl gelişmeler var? Artık umarım olumlu açılar vardır. Çünkü Sanırım geçen hafta biraz böyle sert açılar evet. aldık. O yüzden bu hafta rahatlamayı umuyoruz. 28 Ekim'de Akrep burcunda yeni bir ay doğdu ve bu hafta ayın ışığı yavaş yavaş büyüyecek. Büyüyen fazla ve hafta boyunca ay önce Kova, ardından Balık, daha sonra Koç burcunda ilerleyecek. Haftanın başında ilk dördün fazı oluşmaya başlayacak. Ayın ilk dördün fazında güneşle ay kare açıda olur. E, bu da bir anlamda aslında duygularla düşüncelerin biraz daha böyle e, restleşebileceğini biraz daha hani kendi iç dengemizi korumakta zorlanabileceğimiz de işaret ediyor. E, bir yandan e, yeni ayda oluşmuş bazı fikirler, düşünceler de olgunlaşmaya başlayabilir. Bazı yol ayrımları olabilir ya da e, yeni kararlar verebiliriz bu süreç içerisinde. Merkür Retrosu hafta boyunca devam edecek. Merkür Retrosu tabii ki bizi zihinsel süreçlerimizde etkiliyor. Akrep Burcu'nda da oldukça derin ve sorgulayıcı bir Merkür var şu anda. Ve gizli olan konuları, bilinmeyen konuları daha fazla araştırmak, öğrenmek isteyeceğiz. Duygular biraz zaman zaman zorlayabiliriz bizi. Çünkü Merkür burada takıntılı olabilir bilinçaltına attığı daha önceden onu zorlamış olan e, konuları tekrar tekrar ele alıp hani e, işte bu kendi kendini hırpalayan veya etrafımızdaki kişileri biraz e, yaralayan, e, eleştiren e, iletişimlere, konuşmalara, düşüncelere dönüşebilir. Bu da tabii ki biraz zorlayabilir. Bunu kontrol etmemiz gerekiyor ve hepimiz biliyoruz ki Merkür Retrolarında günlük hayatımızın iletişim konularında zaman zaman yavaşlamalar, gecikmeler de olabiliyor. E, doğum haritalarımızın aldığı etkilere göre tabii ki bunu hissedebiliriz biz daha çok. Şimdi Akrep Burcu'nda olduğu için bu retro özellikle Akrep, Boğa, Kova ve Aslan Burcu'nda kişisel gezegeni olanlar bu Merkür Retrosu'ndan hafta boyunca daha fazla etki alabilirler. Özellikle bu kişilerin, bu grupların daha fazla dikkatli olmalarında Fayda var. Mars Terazi burcunda bir yandan hani ilişki dinamiklerimizde, günlük hayatımızda dengeyi, uyumu, huzuru sağlamak için çabalıyoruz. Bir çaba içerisindeyiz. Ee, Venüs yay burcunda çok özgür bir e, yapısı var. Yani i̇lişkilerde özellikle e, yakın ilişkilerde biraz daha bireysel ve özgür hareket etmek istiyor. E, aynı zamanda seyahat etme arzumuz bu dönemde bir şeyleri öğrenme, yeni konularla ilgilenmek alanlarında daha fazla arzularımız artabilir, isteklerimiz artabilir. ve hafta başında pazartesi ve salı günü Ay Kova Burcu'nda ilerlerken grup çalışmaları özellikle arkadaşlarımız daha sosyal, daha toplumsal, daha evrensel konulara biraz daha ilgi duyabiliriz. Ama çarşambadan itibaren Ay Balık Burcu'na geçecek içe dönüşler başlıyor. Hafta ortasına itibaren biraz yalnızlık eğilimi de hissedebiliriz. Empati yapmamız, etrafımıza karşı daha duyarlı olmamız, kendimizle ilgilenmemiz, hani e, duygularımız, bilinçaltımızda tuttuğumuz düşünceler, geçmişle ilgili konu ve kavramlar, bunlara, karşı, bunlara yoğunlaşmamız ve bunları çözmeye çalışmamız da özellikle hafta ortasından itibaren biraz daha belirgin hale gelebilir. Peki burçlarımızı neler bekliyor bu hafta? Koçlarla başlayalım evet. mı? Tabii ki Koç burçları ve özellikle yükselen burcu koç olanlar. Hafta başında sosyaller. E, bulundukları gruplar içerisinde etkinlikler olabilir. Arkadaşlarıyla daha fazla paylaşım içerisinde olabilirler. E, bazı projeler üzerinde çalışıyorlarsa iş ortamlarında özellikle ve finans konularında, para konularında çözümlemek istedikleri konular varsa pazartesi ve salı Bunlar da ilgili önemli kararlar verebilirler. Çünkü yeni ay, akrep yeni ayı onların 8. evinde finansal alanlarını etkileyen bir evde olmuştu. Şimdi ay ilk dördün fazında bir kredi konusu, bir fatura, bir vergi düzenlemesi veya bir miras nafaka ve benzeri bir konunun çözümlenmesi, yapılandırılması ya da planların oluşturulması için hafta başı uygun enerjiler var. Mars'ın Plüto ile yaptığı zıt açıda onları çok savunmacı hale getiriyor. Hafta hı hı. başından itibaren çok güçlü ve kararlılar ama çok hırslı ve tutkulu da olabilirler. Biraz hani günlük ilişkilerinde çünkü Mars onların tam karşıt burcunda. ilişkilerde zaman zaman böyle güç mücadeleleri, biraz böyle restleşmeler, zıtlaşmalar olabilir. Hem partnerleriyle hem de otorite figürleriyle olan ilişki dinamiklerine de daha sakin yaklaşmalarında fayda var. Hı hı. Hafta başı özellikle. Peki boğalar için nasıl gelişmeler söz konusu? Evet boğa burçlarımız Venüs'ün yay burcundaki hareketiyle biraz daha özgürleştikleri bir dönemdeler. Para konularında daha rahatlar. Venüs onlara bazı e, şanslar getiriyor. Özellikle çalışmadan gelecek kaynaklar konusunda rahatlar bu hafta genelinde. Evet yani eşlerinin desteği olabilir. Daha önceden yaptıkları bir yatırımdan gelecek bazı gelirler olabilir. E, veya e, 8. evdeki bir Venüs'ün kredi ve benzeri alanlarda da bazı hı hı. E, beklentileri varsa ya da bununla ilgili girişimler varsa artık bunları da e, devreye sokabileceği bir döneme giriyoruz. E, hafta başında Ay Kova burcunda artık ilk dördün fazında olacak. İlişki e, ilişki dinamiklerinde özellikle kariyer alanlarında e, bazı dönüşümlerle karşılaşabilirler ya da hedefledikleri bir şeyin sonuçlandığını görebilirler. Özellikle iş ve kariyer alanlarında. Hafta ortası ise daha romantik etkiler var. Ee, balık burçları için özellikle çarşamba, perşembe günü hem sevdikleri kişilerle bir arada olabilirler. Aşk hayatlarında güzel gelişmeler olabilir. Merkür retrosu boğaları ilişki evinden etkilediği için ee, geçmişten gelen bazı ilişkilerin ee, ...arkadaşlıkların ya da flörtlerin olabilir ya da geçmiş bir eş kavramının... Yani ...bunlarla ilgili konuların hayatlarına taşınabileceği ilginç bir dönemdeler. Bu hafta özellikle hafta ortasına itibaren belki bu zihinsel, telepatik süreçlerde de olabilir. Mutlaka fiziksel bir karşılaşması olması gerekmiyor ama... E, ...duygusal anlamda biraz geriye çekilebilecekleri ve... ...geçmişteki kişileri daha fazla düşünüp konuşabilecekleri bir süreçteler. İlginç bazı tesadüfler... Karşılaşmalarda ee, karşılaşmalarda olabilir tabii ki. Hı hı, güzel gelişmeler söz konusu. Evet. O zaman. Ve geldik şimdi de İkizler Burcu'na. İkizler Burcu, e, Merkür yönetici gezegenleri ve hafta boyunca retro. Altıncı evlerindeki bir Merkür Retros her şeyden önce genel sağlıklarına daha dikkat etmeleri gereken bir dönemdeler. Hafta başı, pazartesi ve salı günü yurt dışı konuları, bazı ticari konular, akademik konular ya da huku hukuksal bazı işleri varsa bunlarla ilgili haberler gelebilir ya da hani soru işareti olan bir konu netleşebilir. Bir yol ayrımına girebilirler. Hafta ortasından itibaren kariyer ve genel olarak toplumdaki işleri, güçleri, görevleri neyse, ev ortamında da olabilir bu. Aile içerisindeki sorumluluklar da olabilir. Bunlara daha fazla odaklanacaklar. Yardım bekledikleri konularda gizli de olabilir, açık da olabilir. Yardımlar alabilecekleri bir haftadalar. Evcil hayvanlar konusunda ee, ...hassasiyetler var. Birçok ikizler bu dönemde evcil hayvan da edinmeye karar verebilir. Ya da e, evcil hayvanları ile ilgili bir sorun varsa... Bunu çözebilirler, bir sağlık Hı -hı. problemi olabilir, örneğin destekler alabilirler, yardımlar alabilirler. Şimdi kızım bunu duyacak ve hemen evet. Burcu Burç olarak bak Demet Balatcı <laughs> söyledi diyor. Evet. Artık daha harcadı bir iki ikizler için söylemiştiniz kaçırmıyor bunları. Diyor ki bak söyledi almamız gerekiyor. Senin haritanda da bazı belirtiler var. Öyle mi? Özellikle yıllık döngünde bu hafta senin de doğum günün olacak 9 kasım. Hı -hı. Hani solar returnünde. Böyle etkiler var açıkçası. Evet, o zaman doğum günü evet. hediyesi olarak gelirse bana çok seve seve kabul ederim tabii. Güzel, ki. Evet, o zaman. harika. <laughs> yani bunun sorumluluğunu işte göze alabileceğimiz evet. bir döneme girdiğimizde istiyoruz tabii ki. İnşallah en yakın zamanda. Bence tavsiye ederim gerçekten. Hani ilk başta insan biraz zor gibi Hı -hı. algılayabiliyor evcil hayvan edinmeyi, evet, sorumluluk olarak algılıyor. Ee, öyle geliyor? algılıyor. Ama onun enerjisi o kadar güzel Hı -hı. ki. E, ve gerçekten de şanslı oluyor evin içinde bir evcil Hı -hı. hayvan olması hayat içerisindeki bazı zorlukları aşmada hani e, manevi anlamda da destekler oluyor ama e, o, o enerji anlamında bir değişim Hı -hı. yani evin içinde bir enerji değişimi bir gerçekten çok güzel e, değişik şansların Hı -hı. E, evet. gelmesi mümkün bunu denemek Hı -hı. lazım tavsiye Umarım ediyorum en yakın zamanda evet. bu duyguyu yaşarız geldik yengeç burcuna yengeç burçları bu hafta başından itibaren aslında biraz e, para konularına daha fazla odaklanacaklar alışverişler olabilir bazı ödemeler masraflar olabilir zaman zaman e, kendilerini gergin hissedebilirler Mars Pluto karesi bazıları aileyle ilgili bazıları ev içerisinde e, yapılacak işte dönüşümler var e, birçok yengeç emlak işleri gayrimenkul işleriyle daha fazla şu anda meşguller şimdi tutulma döngüsündeyiz yengeç oğlak aksında ve son yaşadığımız e, İstanbul'daki deprem biraz daha deprem duyarlılığını arttırdığı için hı hı. aslında bu yaşadığımız mekanlarda ev ve yuva kavramlarında hani ihmal ettiğimiz e, almamız gereken tedbirler konusunda bizi daha hassas hale getirdi. E, onlar için de Mars ev alanlarında böyle bir durum söz konusu belki burada tabii ki masraflar da olabilir bu alanda yapılması gereken sorumluluklar olabilir biraz endişe ve kaygı hissediyor olabilirler hafta ortasından itibaren ayın balık burcuna geçişiyle beraber özellikle perşembe günü cuma günü duygusal rahatlamalar geliyor bir anlamda akışta kalmak manevi anlamda bazı rehberlikler almak ee, mümkün. Bu tabii ki içsel huzurlarını sağlamalarını kolaylaştıracak. Hani fiziksel anlamda dışarıdan gelecek önemli destekler, yardımlar da olabilir. Hı hı. Peki aslanlar için neler söyleyeceksiniz? Aslan burçları hafta başında ay ilk dördün fazında ve kova burcunda ilişki evlerinde partnerleriyle ilgili, ilişki dinamikleriyle ilgili ya da kurmak istedikleri bir ortaklıklar, o ortaklık olabilir. Bununla ilgili önemli kararlar verebilecekleri bir dönemdeler. Eğer yeni ay döngüsünde e, aile içerisinde verilmesi gereken bir karar söz konusuysa ve yani eşiyle ya da bir ortağıyla anlaşmakta zorlanıyorsa işte bu hafta başından itibaren bu konuda bir karar birliği en azından verilebilir. O belirsizlikler ortadan kalkabilir. Hafta ortasından itibaren finans konularında rahatlamaya başlıyorlar. Para konularında özellikle önemli destekler alabilirler Bu bir kredi olabilir e veya ödem ödenecek bir borç varsa bunu ödemek kolaylaşabilir ya da satmak istedikleri kiralamak istedikleri bir mülkleri var Bununla ilgili bir süredir netleşmeyen konuların artık netleştiğini hissedebilirler şurada şöyle bir şey söz konusu bu geçmişten gelen bir konu olacaktır Muhtemelen yani yeni bir konu değildir bu? Geçmişten devam eden belki geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren başlamış ama bir türlü sonuçlanmayan bir konu olabilir. Bunun e, sonuç verebileceği bir hafta içerisinde olabilirler. Hı hı. Evet geldik şimdi de Başaklara. Onlar için nasıl gelişmeler söz evet. konusu? Başak burçlarında Merkür yönettiği için 3. evlerinde retro sürecini yaşıyor. E, zihinsel olarak gerçekten çok hassas ve duyarlılar çok sorgulamalar içerisindeler ve bu dönem çok özel bazı etkiler de getirecek gibi görünüyor Başak burçlarının özellikle hafta ortasından itibaren ayın balık burcuna geçişiyle beraber Cuma akşamına kadar olan süreç içerisinde ee, özellikle ilişkileriyle ilgili eşleri, partnerleriyle ilgili veya duygusal olarak onları etkileyen ama geçmişten gelen bazı konularda olabilir onlarla ilgili işaretler alabilirler haberler alabilirler ya da artık haberleri genellikle sosyal medya üzerinde alıyoruz da, iletişim cihazlarında bu şekilde de bir haber alma ya da karşılaşma e, durumu olabilir alacakları mesajlara iyi dikkat etsinler e, Bunun yanı sıra bir seyahat gündeme gelebilir bir süredir, yine eşleriyle partnerleriyle yapmak istedikleri bir seyahati hayata geçirme fırsatı bulabilirler ya da daha önceden bir seyahat organizasyonu yaptılar. Onunla ilgili bazı yeni düzenlemeler yapabilirler. Çünkü Merkür retrosu burada bir şeylerin tekrar ele alınıp tekrar düzenlenebileceğini gösteriyor. Belki seyahatin zamanı değişecek. Hı hı. Veya başka bir rezervasyon yaptıracaklar. Yani bununla ilgili tekrar ele alma, tekrar düzenleme süreci olabilir. Başak karde, zaten çok severler düzenleme, evet, evet. tekrar revize etmeyi her şeyi. Geldik şimdi de terazi burçlarına. Terazi burçları bu hafta başında aslında haftaya moralleri iyi başlıyorlar. Ay Kova burcunda olacak çünkü Mars terazi burcunda enerjileri yüksek. Biraz tabii ki o Mars'ın verdiği agresyonda var. Biraz çabuk sinirleniyorlar hemen bir savunma içerisine girebilirler özellikle aile konularında ya da kendi kişisel güvenlikleriyle ilgili alanda çok müdahale kabul etmiyorlar şu dönemde teraziler genellikle uyumludur biraz toleranslıdır ama özellikle bu dönemde teraziler böyle olmayabilir daha sert ve Mars, daha Mars etkisi var. Evet o, o nedenle yakınlarında terazi olanların buna daha fazla dikkat etmesinde fayda var. Yani bizden kaçsınlar. Evet evet. biraz onlar bize uyum göstermeye çalışsınlar. <laughs> Pazartesi ve salı çocuklarıyla ilgili konular onları e, daha fazla meşgul edecek gibi görünüyor. Çocukları olmayan teraziler tabii ki e, yaratıcı çalışmalar, sosyal konular ya da hani duygusal ilişkileriyle daha fazla ilgilenebilirler ama hoş etkiler var. Çarşambadan itibaren iş konularına biraz yoğunlaşacaklar. Bir de bu hafta özellikle Perşembe ve Cuma genel sağlıkları, sindirim sistemleri olabilir, genel bağışıklıkları biraz e, zayıflayabilir. Kendilerine özen göstermelerinde fayda var. E, terazilerin para evlerinde doğan yeni ay, şimdi Merkür de orada retro, e, finans konularında e, planladıkları şeylerin, biraz değişebileceğini de gösteriyor. Gecikmeler olabilir. Yani bekledikleri bir para mesela gecikebilir. Bu olabilir. Yeni alışverişler konusunda dikkat etsinler. Mümkünse Merkür düzenine kadar çok öyle pahalı e, alışverişler şu dönemde yapmamaya çalışsınlar. Paralar gelmesi gereken paralarda da gecikiyor. Zaten yine alışveriş gecikecek. Evet. Peki şimdi akreplere geldik. Akrep Burcu'nda bir yine gerçekleşti. İşte akrepler yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Onların dönemi Hı -hı. ama retroya takıldılar. Ne olacak? Retroya takıldılar. Bu. Şimdi çok özel bir dönem aslında. Ee, daha önce de bahsettik ee, bu Merkür retrosu. E, Merkür tutulmasını da meydana Hı -hı. getirecek. Yani özellikle 11 Kasım'da Merkür geçişi dediğimiz daha ender bir gökyüzü olayıyla karşılaşacağız. O nedenle ben bu Merkür retrosunun klasik anlamda sadece hani iletişimde terslikler, sıkıntılar e, Çıkarma potansiyeli tabii ki bunlar hı hı. E, söz konusu ama bazı özel fırsatlar da getirebileceğini düşünüyorum. Özellikle akrep burçlarımız da tabii ben bundan ben yararlanabilirler. E, Merkürle e, sembolize edilen konular burada neler olabilir? Bir iş konusu olabilir, bir ticari konu olabilir, e, bir seyahat, yarım kalmış bir eğitimin tamamlanması olabilir örneğin. Buna benzer konularda e, daha önceden hani e, ellerine geçen ama değerlendiremedikleri bir fırsatı şu anda tekrardan ele alıp değerlendirme imkanını bulabilirler. Şimdi yeni başlangıçlar için gökyüzü onları teşvik ediyor. Hafta başı da e, ay artık ilk dördün fazında. Özellikle dördüncü ev konularında birçok e, akrep aslında şu aralar yer değişikliği konusunda da gökyüzüne etki alıyor. Yani taşınma konuları, yer değişiklikleri ya da aile içerisinde olabilecek bazı yeni düzenlemeler. Tabii ki evlilik, ayrılık, boşanma hani bunlar da olabilir. Çünkü o da kişinin yer değişikliğine ya da hani taşınmasına neden olan bir şeydir. İlişkileriyle ilgili yaşadığı değişiklikler. Uranüs'ün tam karşıt burçlarından geçmesi böyle sürprizleri hayatlarına getirebilir. Ani de olabilir bunlar. Yani bekledikleriden daha hızlı olabilir ya da hiç beklemedikleri bir taşınma, yer değişikliği gibi bir konu da olabilir tabii ki. Ee, işaretleri takip etsinler, iç seslerini dinlesinler. Çünkü Merkür Retrosu her şeyi daha fazla sorgulamalarına imkan veriyor. Ve bu dönemde özellikle hafta ortası ayın balık burcuna geçişiyle beraber bilmedikleri bir şeyleri öğrenme, fark etmedikleri bir konuyu fark etme ya da bazı sırları keşfetme gibi Yine ilginç durumlarla karşılaşabilirler. Hı hı. Olsun akrepler korkmaz. Akrepler her evet. zaman küllerinden yeniden Kesinlikle öyle. Güçlü için. en güçlü burçlardan <laughs> e, sıkıntı, akrepler. Yaşamazlar diye düşünüyorum. Yeni başlangıçlar güzel olsun her şey hı onlar hı. için dileyelim. Kendim için de diledim tabii burada. Evet. Hemen. <laughs> ve geldik yay burcuna? Yay burçları bu hafta başı üçüncü evlerindeki hareket, iletişimi çok öne çıkarıyor. Ee, yakın çevreleri, kardeşleri, komşuları ile ilgili bazı konular olabilir. Ee, bu konularla ilgili bazı sorunlar da olabilir, çözmeleri gereken. Örneğin, ee, şimdi gökyüzü e, bir süredir hani çözemedikleri bir konuyu çözmek için, özellikle yakın çevreleriyle ilgili fırsatlar verecek gibi görünüyor. Hafta ortasından itibaren bu konularda daha duyarlı olabilirler mesela. Ee, Pazartesi ve Salı Ay Kova burcunda bazı seyahatler de getirebilir. Yay burçlarımıza iş için ya da özel amaçlı olabilir. Hareketli oldukları iki gün olacak. Hafta ortası çarşambadan itibaren daha çok özel alanlarına, yuva konularına odaklanıyorlar. Aileyle ilgili konular olabilir. Ebeveynlerin bir desteğe ihtiyacı olabilir. Maddi manevi ya da bir sağlık sorunu olan bir ebeveynin işte bir hastaneye götürülmesi, bir tedavisinin olması ve benzeri bazı konularında e, gündem oluşturması mümkün. Hı hı. Oğlaklar için neler söyleyeceksiniz? Evet, oğlak burçları hafta başı biraz e, Mars Plüto açısını hissedecekler. Plüto Oğlak'ta, Mars terazide. Üstlerle ilişkileri, otoriteyle ilişkileri dikkat etsinler. Çünkü güç mücadelesi var gökyüzünde. Oğlaklar zaten son derece güçlü, hırslı, tutkulu insanlar. E, onların da doğal bir otoriteleri var. Ama Mars şu anda onların üst alanlarından geçiyor. Yani üstleri aile büyükleri de olabilir. Bir konuda çatışma, böyle bir münakaşa gibi bir durum söz konusu. Ee, bunun yanı sıra sağlık konularına dikkat etsinler. Çünkü Mars'la Pürüt'ü arasındaki gergin açı vurma, çarpma, düşme gibi hani böyle daha şiddet ya da darbe içeren bazı problemleri çıkarabilir. Bu nedenle genel olarak yani fiziksel hareketlerine de dikkat etmelerinde fayda var. Pazartesi ve salı parasal alanda bir amaçlarına ulaşabilirler bekledikleri bir para alınabilir örneğin ticari bir işin bir ödemesi yapılabilir gibi bu olabilir hafta ortası ay balık burcuna geçiyor duygusal olarak biraz daha öne çıkıyor bu etkiler çocuklarla ilgili ya da aşk hayatlarıyla ilgili ufak tefek keyifler sevinçler bazı kutlamalar olabilir davetlere katılabilirler perşembe ve cuma günü bu anlamda güzel sürpriz bazı katılımlar olabilir. Peki geldik şimdi de Kova Burcu'na. Kova Burcu zaten hafta başı Ay Kova'da. Pazartesi ve Salı biraz duygusal olarak hassaslar. yeni Ay Akrep'te doğduğu için kariyer alanlarına doğdu. Birçok Kova Burcu için aslında iş, kariyer ve genel statülerinde yeniliklerin olabileceği bir süreç. Pazartesi ve Salı belki bir iş görüşmesi yapmışlardı, bir başvuru yapmışlardı. Bununla ilgili sonuçların gelmesi mümkün. Bunun yanı sıra üstleriyle çalışma ortamlarında beraber çalıştıkları kişilerle bazı konuları konuşup bir projeyi planlayabilirler. Bazı sorunları çözmek için de yine arayışlar içerisinde olabilirler. Merkür Retrosu zaman zaman evet iletişim sorunları çıkarabiliyor kovalara. Çok acele etmemelerini öneriyorum. Özellikle yeni bir teklif aldılar. Yani retro döneminde aldılarsa bu teklifi hemen değerlendirmesinler. Ama gözden geçirebilirler. Ee, geçmişten gelen konular, evet bunları daha rahat kabul edebilirler. Yani önceden yapılmış bir tekliftir, daha rahat değerlendirebilirler. Bu süreç içerisinde yavaşlamalar, duraklamalar olabilir günlük hayatlarında, iş hayatlarında. Bunu da bir fırsat olarak bilsinler. Belki daha önceden fark etmedikleri bir konuyu fark edip. Ee, daha iyi bir hale getirecekler üzerinde çalıştıkları konuları hı hı. evet son olarak da balık burçlarına geldik evet balık burçları bu e, hafta başında biraz içe dönük başlıyorlar pazartesi günü biraz pazartesi sendromunu yaşayabilirler çalışmayan balıklar da biraz böyle tembellik yapmak isteyecekler keyif aldıkları konularla ilgilenmek isteyecekler kişisel bakımlarıyla da ilgilenebilirler estetik anlamda e, genel bakım e, bunlarla da ilgilenebilirler e, Çarşambadan itibaren ay onların burcuna geçiyor duygusal enerjileri yaratıcı enerjileri artacak akrep yanayı 9 evlerinde doğmuştu birçok balık manevi anlamda yükseldikleri bir dönemdeler yani hayata daha ruhsal daha maneviyat içerikli bakıyorlar bu dönemde ve hafta ortası yaratıcı süreçleri de artacak yani sanatla ilgilenebilirler işleriyle ilgili kendilerini daha iyi ifade edebilirler seyahatler gündeme gelebilir Hukuksal bazı konular var. Orada Merkür retrosu var. E, hukukla ilgili bir konuda gecikmeler olabilir. Ya da e, bu Merkür retrosunun özel etkileri olacak dedik ya. E, özellikle 11 Kasım ve ona yakın zamanlarda da bu kendini gösterebilir. Haklı oldukları bir davanın belki olumlu geri dönüşleri olacak bu anlamda. Yani daha Hı. önceden kendilerine bir haksızlık yapıldıysa, şimdi onun e, geri dönüşleri olumlu olarak olabilir balık Hı -hı. burçlarına. Çok güzel. Yani en azından Hı -hı. E, haklarının ortaya evet. çıkmasına sevindim. Balıkların umarım da öyle olur. Umarım. E, zaten bir gün mutlaka ilahi hakta yerini buluyor. Kesinlikle ben ona öyle. inanıyorum. Kesinlikle. Balıkların da o anlamda maneviyatı evet. yüksek olduğu için onlar belki o konuda herkesten şanslı da olabilirler Hı -hı. <laughs> diye evet. düşünüyorum. Evet Bilemedim. Zaten <laughs> sezgileri çok güçlenecek. O akrep burcunda retro yapıyor Merkür Hı -hı. Güneş akrep burcunda çok sezgisel oldukları bir dönem empati yapabiliyorlar. ve ee, bunu hem kendilerine hem çevrelerine önemli faydaları olabilir tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık ben yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Evet, sevgili izleyiciler bu haftanın da yorumlarını aldık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu kalın.